Türkiye ve İstanbul dünya havacılığında yeni rekorlar elde etmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın 243 noktaya uçuş gerçekleştirdiği İstanbul Atatürk, Atlanta'nın önüne geçerek dünyanın tek noktadan en çok farklı noktaya uçuş yapılan havalimanı oldu. Delta Hava Yolları'nın 224 noktaya uçuş yaptığı Atlanta Hartsfield Jackson'ın ikinci olduğu listede, üçüncü sırada ise Amerikan Hava Yolları'nın 191 noktaya sefer yaptığı Dallas Fort Worth yer aldı. İşte dünyanın tek noktadan en fazla noktaya uçuş yapılan havalimanları. Dünya havacılığı son yıllarda Türkiye'de yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor. Özellikle hava yollarını kullanan yolcu sayısındaki artış, havalimanlarımızı dünya liginde üst sıralara taşıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı, iki rakamlı büyüme oranlarıyla dünyanın en çok yolcu ağırlayan havalimanları listesinde ilk 10'a doğru hızla ilerliyor. Çeşitli bağımsız kuruluşlardan gelen pek çok farklı alandaki ödül haberleri de bunu destekler nitelikte. Havacılıkta yaşanan bu gelişmeler havalimanlarının yanı sıra Türkiye'deki havayolu şirketlerine de olumlu yansıyor. Türk Hava Yolları son dönemde açtığı hatlarla dikkat çekiyor. Bugün için 110 ülkede 279 noktaya sefer yapan THY, bunun 243'üne hub yani merkez olarak kullandığı Atatürk Havalimanı'ndan uçuyor. Bu birliktelik İstanbul Atatürk Havalimanı ile Türk Hava Yolları'nı tek noktadan aktarmasız olarak en fazla noktaya sefer yapılan havalimanları liginde ilk sıraya taşıyor. Dünya genelinde bir havayolunun bir noktadan en az 125 destinasyona aktarmasız uçuş yaptığı 23 havalimanı bulunuyor. Bunların 12'si Amerika'da, 8'i Avrupa'da, 2'si Asya'da ve 1'i de Orta Doğu'da bulunuyor. Listenin ilk sırasında yer alan İstanbul Atatürk'ün ardından ilk 5'teki diğer havalimanları Amerika'da. Delta Hava Yolları'nın 224 farklı noktaya sefer gerçekleştirdiği Atlanta Hartsfield Jackson listede ikinci sırada. Amerikan Hava Yolları'nın 191 noktaya sefer yaptığı Dallas Fort Worth ise üçüncü. Listede dördüncü sırada Amerikalı havayolu şirketi United'ın 178 farklı noktaya sefer yaptığı Houston George Bush Havalimanı yer alıyor. United'ın 172 noktaya uçtuğu Chicago O'Hare en büyük haplar listesinde beşinci sırada. Tek noktadan en fazla destinasyona uçulan havalimanları arasında altıncı sırada Avrupa'daki havalimanı var. Lufthansa Frankfurt Havalimanı'ndan tam 169 noktaya uçuş yapılıyor. United'ın 150 noktaya sefer yaptığı Newark Liberty'nin 7. olduğu sıralamada, Air France, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan uçtuğu 146 noktayla listede 8. sırada. Charlotte Douglas Havalimanı'nın Amerikan Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği 144 seferle 9. olduğu listede, İspanya'nın düşük maliyetli havayolu Vueling'in 142 farklı destinasyona uçtuğu Barcelona Havalimanı kendine 10. sırada yer buldu. Bir havayolunun bir noktadan 125'ten fazla noktaya sefer yaptığı havalimanları listesine Asya'dan iki şirket de girmeyi başardı. Bunlar sürpriz olmayacağı üzere Çin'den. Air China'nın 135 destinasyona uçtuğu Pekin Capital Havalimanı listenin 11. sırasında yer buldu. Asya'da ikinciliği ise China Southern Airlines'ın 129 destinasyona sefer yaptığı Guangzhou Baiyun elde etti. Orta Doğu'dan listeye giren tek havalimanı Katar Doha oldu. Qatar Airways'in 126 destinasyona aktarmasız uçtuğu Doha Havalimanı, aynı sayıda noktaya uçuş yapılan Lufthansa'nın Münih Hub'ı ve Amerikan Hava Yolları'nın Miami Hub'ı ile 15. sırayı paylaştı. İstanbul Atatürk Havalimanı ile yarış içinde olan Emirates'in 121 noktaya uçuş yaptığı Dubai, ilk 23 içinde yer bulamadı. Avrupa'da ise bir havayolunun 100'den fazla destinasyona uçuş yaptığı 12 havalimanı bulunuyor. Bunların 3'ü İngiltere'de, 2'şer adedi Almanya ve İspanya'da yer alıyor.